Herkese merhaba. Ee, hemen başlayalım. Bu videoyu izlediğiniz zaman ne hissettiniz çok merak ediyorum. Böyle birer kelimeyle paylaşmak isteyenler varsa görmek isterim. Gurur. Siz de orada olmak istediniz. Başka. Gezi ruhu. Büyüleyici. Umut. Coşku. Başarı, aynı şey. Tutku, güzel. Ee, yakındır yani çocuklarla da yapmamız başka. Üretkenlik, başka. Çok istedik ama bir dahaki sefere diyelim. Azim, çok çok teşekkür ederim. Ee, bunu kısa tutmak zorundayım çünkü... Ee, daha sonra bir zamanda mutlaka konuşmayı çok çok isterim. Sizlerin dönüşleri bizim için çok önemli. E, kısaca anlatmaya çalışacağım vaktim çok kısa olduğu için. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz ve neden yapıyoruz aslında. Ben 1987'de İstanbul'da doğdum. İsmim Masis Aram Gözbek. E, orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Ve tabii ki e, hiç böyle bir müzisyenlik, koro şefliği hayaliyle aslında e, yetiştirilmedim. Yani müzisyen olacağım, koro şefi olacağım kimsenin aklına gelmedi. Tam tersine çok erken yaşta, 2-2,5 iki, iki yaşında okuma yazma öğrendiğim için bir şekilde işte geleceğin parlak bilim adamı gibi bir gözle bakılıyorken sonrasında bunlar oldu. Aynı zamanlarda 3 yaşındayken oyuncak bir melodikayla tanışıyorum ve aslında müzik yolculuğum öyle başlıyor diyebilirim. Duyduğum her şeyi çalmaya başlamışım. Artık ne varsa o zaman, e, müzik kanalları, e, Kral TV vesaire gibi şeylerden. E, hemen arkasından tabii ki okul maceram başlıyor. İşte anaokulu derken birinci sınıf. Bir yandan da kilise korosunda şarkı söylemeye başlıyorum 7 yaşında. Ve aslında bu e, benim için belki de koro müziğini bu kadar içselleştirebilmemdeki en büyük etkenlerden biri diyebilirim. Çünkü Türkiye'de biz aslında çok sesli koro müziği geleneğine, güçlü bir geleneğe sahip değiliz bazı şeyler yeni yeni halka ulaşmaya başladı. Yeni yeni yeşermeye başladı. Bundan da çok mutluyuz. dolayısıyla benim bu tecrübem bende çok çok önemli bir yere sahiptir. Arkasından lise geldi. Lisede ve ilkokulda aslında birçok şeyle uğraştım. Modern dans, halk oyunları, bilimum spor dalları derken kendimi bir yerden bir yere atlar bir halde buluyordum ve aslında bunlara hobi diyoruz ya biz normalde. Benim için hiç hobi gibi olmadı bunlar. Çünkü ilgilendiğim her şey benim için dünyanın en ciddi şeyi oluyordu bir anda. Yani hala da öyledir. O yüzden de hiç hobim olmadı diyebilirim. Hepsinden çok şey kattım kendime. Lisede bir grubumuz vardı, müzik grubumuz vardı. Hem şarkı söylüyordum hem enstrüman çalıyordum. Ama lisenin bana kattığı en önemli şey tiyatro deneyimi oldu. Ki hayatımın her alanında hala kullanırım. Ve arkasından üniversite. Üniversite sınavı yaklaştığında hala müzik festivallerinde, yarışmalarda sahneye çıkıyorduk. Yaklaşık 2-3 ay Öncesi de dahil diyebilirim bu sürece. Ee, ve üniversiteyle alakalı aslında fikirlerim çok net değildi. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde okumam gerektiğini bir şekilde biliyordum. istiyordum daha doğrusu ama ne okuyacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ee, psikoloji veya matematik iki seçeneğim kalmıştı önümde. Hepsini elemiştim. Matematiği seçtim. Onu da aslında şöyle seçtim. Ne okusam beni keser diye düşündüm. Ee, çünkü üniversite eğitimine çok küçük yaştan itibaren nedense böyle bir bilinç oluşmuştu bende. Hiçbir zaman direkt bir meslek kapısı olarak yaklaşmadım. Üniversite eğitimi benim için her zaman e, gençlikten, ergenlikten e, yetişkinliğe uzanan bir köprü. Ve e, orada tanışacağımız insanlarla, e, Türkiye'nin dört bir yanından karşılaşacağımız arkadaşlarımızla, dostlarımızla ve kampüs yaşantısıyla aslında yetişkinliğe çok önemli bir adımdı benim için. Öyle de oldu aslında. Üniversiteye başladım. Aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nda şarkı söylemeye başladım. Üniversitede de müzik kulübüyle tanıştım ve müzik kulübünün korolarından birine dahil oldum şarkı söylemek için. E, müzik kulübünün jazz korosuna. İki sene Caz korosunda şarkı söyledim ve e, iki senenin sonunda bir önceki şefimiz Amerika'ya gidecekti. O yüzden de e, koroyu birine devretmesi gerekiyordu. Beni seçti. Koroyu bana bıraktı. Yani 2005'te başladığım e, matematik eğitiminden sonra iki yıl aynı zamanda koroda şarkı söyledikten sonra 2007'de jazz e, korosunun şefi oldum. Ve tam da o zamanlarda aslında kafam epey bir karışmaya başlamıştı. Ve müzik okuma kararını aldığım zamanlardır e, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünü bıraktım ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müzik okumaya başladım. Ardından orayı da bıraktım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon ve orkestra şefliği okumaya başladım. 2009'a denk geliyor sanırım. Epey bir yıl olmuş. Sorarsanız bitti herhalde değil mi diye maalesef olumlu bir yanıt veremeyeceğim size. Ben de belki burada lisede de okuyan genç arkadaşlarım vardır veya üniversite öğrencileri. Sizler gibi hala öğrenciyim arkadaşlar. Ama ne kadar öğrenci olabiliyorum bilmiyorum. Kağıt üzerinde diyebilirim. Ee, ve arkasından tabii ki hayatım bambaşka bir yöne doğru akmaya başladı. Ee, 2007'de koronu şeklinde devraldıktan sonra neler oldu? Ee, Koro bir müzik kulübü yani bir öğrenci kulübü aktivitesi olduğu için aslında e, oldukça amatör bir aktiviteydi tabii ki. Ee, öğrencilerin gelip boş vakitlerini müzikle, güzel bir etkinlikle dolduracakları bir vesileydi aslında. Ben bu hani çocukluğumdan gelen bu hobileri çok ciddiye alma işini yine burada da yapınca bir de bana bir şeflik görevi verilince onu da en iyi yapmam gerekir diye kendimi bir an sonra bu işin tam da ortasında buldum. Müthiş bir araştırma, müthiş bir çalışma sonucunda ve tabii ki şefliği devraldığım an itibariyle yepyeni bir seçme yaparak 9 kişiyle yeni bir başlangıç yaptık 2007 yılında. 4 yıl boyunca Türkiye'nin birçok üniversitesinden davetler aldık. Performans seviyemizi epey yukarılara çektik. Uluslararası festivallerde, yarışmalarda, o zamana kadar katıldığımız Avusturya, Çin, ve tekrar Avusturya'da koro şampiyonalarında, koro olimpiyatlarında birincilik ödülleri, ikincilik ödülleri aldık. Ve 9 olan kişi sayımız 40 kişiye çıktı 2011 Haziran'ında. 2011 Haziran ayı bizim için önemlidir. Çünkü tam o zaman e, okulu, e, üniversiteyi e, bırakmamız gerekti. Artık belli e, çatışkılar yaşamaya başlamıştık. Dolayısıyla da o noktada evimizi bırakmak zorunda kaldık. 2011 Haziranından beri aslında yolumuza Boğaziçi Caz Korosu ismiyle bağımsız bir şekilde yol devam ediyoruz. E, tam o dönem... Avusturya'da düzenlenen bir koro şampiyonasına katılacaktık ve e, bu koro şampiyonası bizim için çok çok önemliydi ve maddi desteğe ihtiyacımız vardı. Bu destekte de maalesef yoktu tabii ki her zaman gibi. Daha öncesinde okuldan da yoktu aslına bakarsanız daha sonrasında da hiçbir yerden bulamadık. Dolayısıyla bir şeyler yapmamız lazım diye diye bir video çekme fikri aklımıza geldi. E, bu izlemiş olduğunuz metro videosuyla Boğaz Jazz Korosu'nu daha önceden duymuş olanlarımız var mı aramızda? E, epey çok sevindim buna. 2011 bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. O video sayesinde e, spontane bir performanstır aslında. E, o video sayesinde hedeflediğimiz şeye ulaştık, müthiş bir dikkat çektik, sponsorumuzu bulduk ve e, Dünya Koro Şampiyonası'na gidebildik Avusturya'ya. E, ve oradan iki dünya şampiyonluğuyla döndük ama Tabii ki bu olay sadece bizim için önemli bir dönüm noktası olmadı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye kültür sanat dünyası ve koro müziği anlamında e, Türkiye'de müthiş önemli bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü 2011 yılına kadar aslında koro diye sokakta insanlara sorduğunuz zaman o nedir diye cevaplar alırken %90'ından halkın belki, belki de daha fazlasından. Artık şimdi çıkıp çok sesli koro müziğinden bir nebze de olsa bahsedebiliyoruz. Koro deyince insanlar Boğaz Jazz Korosu'nu biliyorum diye biliyorlar. Bu aslında o dönemlere denk geliyor. Neden bu video bu kadar yayıldı peki acaba? Ee, biz yaptığımız işi çok seviyoruz. Yani buna bir iş diyemiyoruz çünkü e, koro müziği temel, temelinde amatör bir şey. Bir araya geldik. 10 kişi, 15 kişi ya da burada işte 150-200 kişi bir araya geldik ve şarkı söylüyoruz. Temelinde budur. Ve Bizim için de bu dünyanın en büyük e, keyfi. O yüzden aslında orada gördüğünüz manzarayı biz her yerde yaşıyoruz zaten. Yani bir istasyonda, işte herhangi bir açık alanda, bir prova çıkışında. E, bir araya geldiğimiz her yerde. Şarkı söylemeyi çok seviyoruz. Ve orada da aslında sadece onu yapmıştık. E, çok fazla böyle videolar çekiliyor. İşte firmalar videolar üretiyorlar, içerikler üretiyorlar. İşte viral olsun, yayılsın milyonlarca kişi izlesin diye ama sanırım içine bir şey koymayı unutuyorlar ki bizim için o çok çok önemli bir şey ee, nedir o çok önemli şey samimiyet biz zaten bu yaptığımız şeyi içimizden gelerek yaptığımız için herhangi bir ekstra bir kaygı gütmeden yaptığımız için aslında o da o videoya birebir yansıdı ve insanlar bunu birbirleri paylaşmayı çok çok sevdi ve 2011'den itibaren aslında dolayısıyla hem bizim için hem de Türkiye'de koro müziği için yepyeni bir sayfa açılmış oldu geldik 2012 yılına 2012'de Üç tane çok önemli festivalden davet aldık. Sırasıyla İtalya, Amerika ve Macaristan. Bunlara gidebilmemiz için de çok büyük bir bütçe gerekiyordu. Yaklaşık 100 bin euro civarında bir bütçe. Tabii ki yine maddi sıkıntısı çekiyoruz. Bir önceki yıl sponsorumuz vardı ama artık bu yıl yok. Ne yaparız, ne ederiz derken bir sponsor ihtimali doğdu ve evet çok güzel bir sonuca doğru gidiyor hissiyatındayken Yarışmaya gitmemize iki hafta kala bu desteğin verilemeyeceğini öğrendik ve bütün planlarımız aslında suya düşmek üzereydi. Ee, orada yine bir delilik oldu tabii ki. Aslında bunların bütün ortaya çıkmasının ben tek karşılığı olarak delilik kelimesini söyleyebiliyorum. Bu büyük bir delilik. Türkiye gibi bir yerde bunları yapabilmek, cesaret edebilmek, ee, bir delilik yapıp belki de çok kişiyi karşıma alıp koronun içinden de bu hazırlıkları çöpe atmayacağız ve bu festivallere gideceğiz çünkü çok güzel sonuçlar alacağımıza eminim. Deyip an itibarıyla sağdan soldan eş dosttan ne bulabiliyorsak borçlar alıp bu festivale katıldık. Festivallere katıldık daha doğrusu. Ama tabii ki büyük bir borçla. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Yine birçok birincilik ikincilik ödülleri aldık. Daha sonraki yıllar için en en prestijli festivallerden davetler almaya başladık. Fakat heybemizde büyük bir borç var tabii ki. Ve o yaklaşık 300 bin liralık o zamanın parasıyla borç ne zaman kapandı diye eğer merak ederseniz geçtiğimiz sezonun başında kapandı o borç arkadaşlar. Yani bir 5 yılımızı aldı o borcu ödemek. İyi ki ödeyebildik ama kendi çabalarımızla yaptık bunu da rahatlıkla söyleyebilirim ve arkasından 2013 yılı geldi. 2013'te Fransa'da bir konser e, turundaydık ve tam o sırada Türkiye'de İstanbul'dan başlayan ve tüm e, ülkeye yayılan Cumhuriyet tarihinin en büyük halk hareketi olarak nitelendirilen Gezi protestoları başladı. E, <laughs> ve bizler de birer vatandaş olarak ülkesini seven insanlar olarak, bir şey söylemek istedik. Bunu da yapacağımız, bunun için uygulayacağımız en iyi yol tabii ki şarkı söylemekti. İstanbul'a döner dönmez parka gittik ve maksadımız orada bir araya gelip tüm eski koristlerimizi de davet ettik. Orada bir araya gelip, hep beraber şarkı söylemek ve oradaki insanlara moral olmak, dayanışmaktı. Bir anda tam performansımıza 1-2 saat kala yetişmek üzere olan bir koristimiz yoldan bize bir mesaj gönderdi. Ben dedi, şu bizim Kızılcıklar Oldu Mu türküsüne yeni söz yazdım. Bir bakın istiyorsanız belki bununla söyleriz dedi. Ve onu 15 dakika içinde çalışıp sahneye çıktık. Ve orada görmüş olduğunuz, aslında bütün Gezi Parkı'ndaki halkla beraber söylediğimiz manzara ortaya çıktı. Tabii yeni ismiyle Çapulcular Oldu Mu. İnanır mısınız ikinci... Tekrarında aynı sözleri bütün halk söylemeye başlamıştı. Neden? Çünkü yapmak istediğimiz şey, vermek istediğimiz mesaj içten olduğu için. Bunu çok önemsiyorum, çok vurguluyorum çünkü aslında ee, ulaşmak istediğimiz, değiştirmek istediğimiz o küçük şeylerin içindeki en önemli şey belki de bu içtenlik, samimiyet bizim için. E, Derken tabii ki çok büyük bir e, sıçrama noktası daha oldu. Aynı gece kendi aramızda şarkı söylerken yine birilerinin çektiği bir video 10 milyonlarca izlendi. O da diğer türkü, e, yeni sözlerle Entarisi ala benziyor. Diğer sözleriyle, Çapulcu Musun Vay Vay, birçoğunuzun bildiği, tahmin ettiğim üzere. E, ve bizim için aslında, e, hem bizim için hem de yine bu ülke için artık koro müziğini de geçtik. Çok sesli koro müziği geleneği olmayan bir ülkede böylesine büyük bir toplum hareketinin neredeyse e, resmi şarkısı, marşı haline e, gelmesi, bir çok sesli türkü düzenlemesinin bizlere çok çok büyük şeyler gösteriyor. Çünkü koro müziği yaparken biz çok şey öğreniyoruz, çok şey deneyimliyoruz. Aslında hayalini kurduğumuz şeyi biz koro müziğini icra ederken birebir yaşıyoruz. Ve bugün. Bu aile üniversite yıllarından başlayan bu hikayenin şu an geldiği noktada Boğaziçi Jazz Korosu bünyesinde 5 tane topluluğumuz var. Boğaziçi Jazz Korosu sırasıyla Boğaziçi Gençlik Korosu, Magma Oda Korosu, Magma Karma Koro ve Magma Gençlik Korosu ve bunların toplamı 200'den fazla şarkıcı demek. Bir de o kadar büyük bir tabii ki destekçi sayımız var. Bir sahne arkası ekibimiz var, bizim her şeyimize koşturan. Çok büyük bir aile olduk ve bunu yapabildiğimiz için çok çok mutluyuz. Hiçbir destek almadan. Bir destekçimiz var, onları buradan söylemek istiyorum. Ee, bize 2012'den bu yana prova mekanı sağlayan Yücel Kültür Vakfı'na çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Belki de onların sayesinde hala hayattayız diyebiliyorum. Ee, peki, bu kadar şeye rağmen Yaşadığımız yerde başta yaşadığımız yer başta olmak üzere tüm dünyada gelişen bu kadar olumsuz şeye rağmen biz neden hala bunu sürdürmeye çalışıyoruz? Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Bu organizasyon hiçbir üniversiteye, hiçbir vakfa, hiçbir derneğe bağlı değil ve tamamen gönüllü çalışıyor ben dahil. 7/24 mesai yapıyoruz neredeyse. Hatta onun da ötesine geçiyor ama kimsenin ee, Beş kuruş para kazandığı yok. Dolayısıyla çok önemli bir şey var burada. Biz bu çabayı niye sarf ediyoruz? Neden? Ee, olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Çünkü inandığımız şeyler var. Konuşmamın orta yerinde değindiğim çok önemli bir şey vardı. Biz koro müziğinin gücüne çok inanıyoruz. Bu koronun şu an iki tane temel misyonu var. Bir tanesi Türkiye'de. Ee, çok özür dilerim bir tanesi dünyada dünyanın dört bir yanında kendi müziğimizi kültürümüzü en e, üst düzeyde ve en prestijli platformlarda başarıyla temsil etmek ve tanıtmak bunu yıllardır kendi çabalarımızla yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz ee, bir diğeri ve bence daha da önemlisi bu mucizeyi koron müziği mucizesini Türkiye'nin dört bir yanına yaymak bir enstitü olabilmek yurt dışıyla Türkiye arasında bu anlamda çok sağlam bir köprü olabilmek ve halka şimdikinden çok daha fazla ulaşabilmek ve bu mucizeyi yaymak. Nedir bu mucize? Biz aslında hep özlemini çektiğimiz insani değerleri koro müziği sayesinde birebir deneyimleme şansına sahip oluyoruz. Nedir bu insani değerler? Sevgi, kardeşlik, barış. Nasıl deneyimliyoruz bunları peki? birbirimizi daha çok dinleyerek, birbirimizi tolere ederek, birbirimizi daha az yargılayarak, daha az konuşarak, kavga etmeden, dövüşmeden, fikirlerimizi özgürce tartışarak, olabildiğince çok sesli bir ortam yaratmaya çalışarak. Zaten işin doğasında var. Ve en önemlisi belki de, bunları koro'ya her e, alım yaptığımız zaman tüm korist adaylarımıza da söylüyoruz. En önemlisi, Farklılıklarımızı birer dezavantaj değil de birer zenginlik olarak görebilmek. Sanırım bunu başarabildiğimiz zaman idealini kurduğumuz birlikte yaşama e, ortamına hayalini gerçekleştirebileceğiz ve o zaman şimdiki gibi her sabah haberlerde, gazetelerde savaş haberleri okumak yerine e, veya sokakta birbirimize sürekli korna çalmak, bağırmak, tartışmak yerine daha ılımlı bir nesil, sevgiden, barıştan, kardeşlikten bahsedebileceğimiz nesillerimiz yetişecek. Koro müziğini eğer çocuklarımıza, e, genç nesillere aktarıp onları da bu mucizenin bize kattığı şeylerle yetiştirebilirsek, evet o zaman sevgiden, aşktan, barıştan ve kardeşlikten bahsedebileceğiz. Umarım bu hayallerimiz gerçek olur ve sizler de yine bizlerin yanında olursunuz. Hepinize çok teşekkür ederim.